Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle video, vlog videosu çekiyorum çarşıya çıktığımda. Şimdi burada bir köpek arkadaş var. Şey işte bazen böyle çarşıya geldiğimde sokak köpekler görüyoruz. Yani gördüğümde bazen üzülüyorum çünkü bazen çok zayıf ama bu arkadaş iyi şu an değil mi? Bence iyi. Çok da zayıf değil. Acaba yemek var mı? Yani buralarda koyuyorlar mı? Mesela oradaki dönerci falan var ya, onlar koyuyor sanırsam. Daha genç değil mi? Daha genç yani. Luna Bekaner kadar değil yani. Daha çok genç. Yani. Ağız tarafına biraz yaralanmış gibi de görünüyor. Bu taraf. Renk olarak da olabilir. Belki önce yaralanmıştır. Anlamadım bebeğim. Aç değil, susamamıştı galiba. Yani işte dedim ya ben de. O sadece insanın o sevgi şeyini üzülemiştir diye. Çünkü sokak köpeği ya. Bir sürü insanlar karşılanır sokakta. Sevmeyenler de vardır, sevenler de vardır. Ondan yani. Bizim gibi böyle seven... insanı çok seviyor sanırsam. Ve bazen şeyde oluyor ya, böyle sevdiğinde bir şeyler de veriyor ya. O onun gibi şeyden yaşarken öğrenmişti. Yani. McDonald's'da ne oldu biliyor musun? Hı? Bardak bunu rica edecektim. Bu bardağı işte. Bu bardak. Hı? Rica edecektim. Bardak diyen kelime gelmiyor. Kop kop dedim. Bir tane kop alabilir mi? Size çok zahmet dedim. Onlar da anlamıyor. Sonra diyor ki bardak mı istiyorsunuz dedi. Evet, bir tane bardak size zahmet alabilir miyim dedi. Onlar da bir an şok oldu. Kop deyince bu ihtimal. Ondan sonra bu bardağı bana verdiler işte. Bazen öyle oluyor ya öyle. Bazen o kelime gelmiyor konuşurken. Bu ihtimal yabancı dil konuştuğum için mi öyle oluyordu? Sen de öyle oluyor mu? Adamlara tepki veriyorlar ya. Ha. Elinde sopa olduğu için. Aha, bu gitti mi? Ama bu tepki. Hayır, orada da köpek çıkıyor. Ama sahip. Evet, sahip diyor, bebek köpek. Ne kadar çok şişko. Ne kadar çok yemek veriyor ona. Galiba bunu galiba şey kısırlaştırmamışlar. Evet, belediyenin küpesi yok. O köpek. Ay o köpeğe bak, o bebek köpek. İstersen ona söyleyeyim mi? Bebek köpek değil, yetişkin. Melis. Yani kısırlaştırılmış, yetişkin ben. Hem de bebek doğmuş. İstersen görmüştüm. Sahibi görmüş. Burada köpek olduğunu. Çünkü yani nadiren oluyor da ben Luna ve Karamel'le çıkarken de öyle oluyor. Yani benziyor bakışları. Luna'ya benziyor. İşte sorun genellikle şimdiye kadar gördüğümde sokaktaki köpekler bize bir şey yapmıyor. Boş boşuna bakıyor ne var diye. Ama bazen öyle benim köpeğim onlara biraz sert davranıyor. Mesela Karamel ise şöyle bakıyor, selamlaşmak istiyor ama biraz veya çok heyecan şekilde olduğu için onlar yanlış anlıyor. Beni rahatsız etmiyor. O şekilde davranıyor. O yüzden bize de dikkat ediyoruz. Yani o köpek de galiba biraz öyleydi. Taktı. Şimdi bir şey olmuyor. Galiba tuvaleti de çıkartmış. Pek uzak olduğu için tahmin edemiyorum da biraz yaşlı gibi yine de. Evet. Şey gibi hani yaşlı, hani kısırlaştırılmış, kül almış gibi. Hı-hı. Değil mi? Ve biraz. Acaba bunu da böyle mi olacak? Luna için biz kontrol altındayız yani. Luna için. Yok ben o şekilde Luna o şekilde olacağını izin vermeyeceğim. Size göstermek isterim de ama sahip yanında, o yüzden yanlış anlamasın. Küçük ırk mı köpek? Küçük ırk, melez ve yaşlı ve galiba birkaç doğum yapmış gibi görünüyor ve biraz kilolu ve şey kilolu olduğu için yürümek istemiyor. Sahibi biraz zorlanıyor, böyle çekiyor tasmasını ama gelmiyor, şimdi kucağına aldı. Onu ben bir şey söyleyeyim, asla köpek öyle davranıyorsa da kucağına almaman gerekiyor. Yürüştürmek istersen. Çocuk gibi işte. Hı-hı. Çünkü onlar da öyle alışıyor işte çekiyle. Yani neyse ben böyle yapınca kucağına alır yani. Tabii ki kaç yaşında olduğunu bilmiyorum da yaşlı köpekler yani böyle oluyor. O yüzden doktorlar da şey diyor, ileri yaşındaki yani 10 yaşında, 11 yaşındaki köpekler
dışarı çıktım da kastan ya da kemikten ki sorunlardan dolayı yürümek istemeyebilirler. O zaman işte onlar içinde de bir küçük araba varmış. Onun ne şey yapın diyor. Tabii ki onun da para yani. En iyisi düzgün şekilde onları dışarıda çıkartıp yaşlandıkça da kaslar, kemikler küçük tutmak daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Yani böyle oturunca nereden nereye kadar konuşmuş yani. Böyle bir oturup bizim alış böyle şey devam edelim mi bebeğim? Şey ne kadar alışmış değil mi? Gürültüde nasıl uyuyor? Evet. Yanında bisiklet geçiyor uyuyor. Hiç rahatsız olmuyor. Bak alışmış. Sen de bir şey söylemek ister misin? Yok istemiyorum. Oradaki çocuklar köpeğe bir şey yapmış ya. Ha, köpeğe ne yaptılarsa köpek havladı ya. Hı-hı. Sonra bize bir baktım arkamı döndüm köpek bize koşa koşa geliyor. Bizi arıyordu herhalde. Evet. Baktım koşa koşa bize geliyor. Yaşı da galiba onlar 15, 16 küsur. Aynen ne yaptılarsa havladı köpek onlara. En son ben gördüğüm hareketini size göstereyim. Bir çocuk kalkarak pürle yapıyordu. Ben gördüm de, ben gördüm de o da beni gördü, sonra vazgeçti. Eminim o hareketten. Hareket böyle yapacaktı, ben böyle ne oluyor diye köpek sesten arkama baktı, o da benimle yüz böyle oldu gözler. O an vazgeçti. O yüzden köpek kaçtı nedeni kesinlikle vardı ama tabii ki görmeyen bir şey hakkında zaten bir şey söylemem. Ne fark ettin mi? Düştüler. Bir tanesi evet. Düştü. Aha. Yere. Yani o ne bileyim işte. Ne yaptığını bilemem biz görmediği için. Ama köpek boşuna mı havladı? Ama evet evet. Ondan şüpheleniyorum. Köpek havladı. Bu köpeğin hareketini masum yani. İnsanlardan korkmuyor. İnsanları çok seviyor ama o his var. Bu bana bir şey yapacak mı? Bu beni seviyor mu diye o his var. O yüzden bu köpek eğer onlara havladıysa ve kaçtıysa %100 onlar bir şey yaptı. Kesinlikle buna eminim yani. Ne yaptılar yani? Zaten işte, sonra bize geldi koşarak. Yani salaklar işte. Bize de öyle kalkalım mı bebeğim? Kalkalım. Neyse. Direkt Türk kahvesi. Normal Türk kahveyle ne fark var ki? Bir bakayım ama çok sıcak şimdi. Allah'a sıcak. Yoo. Saçma fark var. Ya gerçekten. Bu kere rengine bak. Rengi fark evet. Rengi fark ve içtiğimde biraz toz gibi şeyler geliyor. Ama o kadar. Bir şey diyeceğim sana. Bu daha hafif değil mi? Türk kahvesi daha acımsı. Aa. Aa evet aa. 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 Evet, söylediğimde şey fark ettim. Şey fark ettim. İşte Türk kahvesi ise şey oluyor. İçtiğimde o biraz ağır espresso gibi olan o his geliyor. Bu yok. Hafif. Yani. Hayırdır bu meyveli değil miydi? Meyve nerede? Kek. Aa, içinde mi? Bunlar ne? Bu taş gibi olan? Çikolata. Zaten bunlar neydi? Çikolata mı? Çakılıyordu. Çakılıyordu. Neydi? Aa. Şey. Parda. Bunun gibi işte şeyde Haribo gibi olan şeyler de var. Ben onu çok seviyorum zaten. Adı neydi ya? Kongyongnara mı? Koindol mu ne öyleydi? Ama açıkçası söyleyeyim şey daha iyi. Türk kahvesi. Bu direkt trisek mi? Direkt Türk kahvesi değil. Ben de kafeyi daha çok seviyorum. Hı hı. Bilmiyorum ya Türk kahvesi öyle espresso gibi tadı geliyor ya. Bundan yani gerçekten kahve içiyor gibi. Bu bilmiyorum yani. Aa.